Yani o adam benim neticede gerçek babam olabilir. Dolayısıyla iyi olması mümkün değil yani. Ya anneme çekmediğime göre herhalde ona çekmişimdir. Anneanne. Kimse durup dururken kötü olmuyor değil mi? Nereden çıkarıyorsun bunları güzel kızım? Sen kötü bir insan değilsin ki. Kaldır bakayım güzel yüzünü. Bir tanem. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Mine. Seni gerçekten çok seviyorum. Hep yanındayım. Hep yanında olacağım. Konuşma anneanne. Belki bir gün sen de terk edip gidersin beni. Sen de sırtından dönersin. O kadar büyük hatalar yaptım ki. Çok büyük. O zaman da yanında durabilecek misin? Seni seviyorum diyebilecek misin bana? Her hatanın bir bedeli var güzel kızım. Sen de yapsan, ben de yapsam hiç fark etmez. Bedelini öderiz. Sana kızarım, seni cezalandırırım ama hep yanında olurum. Biliyor musun, ben de çok hatalar yaptım. Sanıyor musun ki içim çok rahat? Her gece başımı yastığa koyduğumda keşke şöyle yapsaydım. Keşke böyle yapsaydım diyorum. Kendimi hep suçlu hissediyorum. Annemle mi ilgili? Ama artık hiç pişmanlık duymayacağım. Çünkü aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Çünkü ne olursa olsun seni kaybetmeyeceğim. Ne düşünüyorsun öyle 10 saattir kara kara? Mahkemeyi. Karar çıkıncaya kadar davayı görme hakkı verdi hakim bana. Ne var bunda düşünecek anlamadım. Bu durumda her hafta sonu kızımı görebileceğim Leman. Yani her hafta sonu İstanbul'a gelmem lazım. Belki buraya taşınırım. Bilmiyorum. Bir şekilde çözeceğim bunu. Ben yanında olmadan sokağa bile çıkamazsın sen. Nasıl İstanbul'a taşınacaksın anlamadım. Hangi parayla? Bitti artık Leman. Beni parayla pulla tehdit ettiğin günler geride kaldı. Artık benim için bir tek önemli şey var. O da çocuklarımın geleceği. Onlar için yapamayacağım şey yok. Bunu kafana soksan çok iyi edersin. Bana bir söz verdin yine gelirim diye. Sen gelmesen bile ben gelirdim. Sana bir şarkı yazdım söylersin diye. Beni hiç unutmamanı istedim. Yalandan da olsa. Güzel güldün o akşam bana. Yalandan da olsa. Ne güzel güldün o akşam bana. Geliyorum bir tanem bekle tamam bak hemen geliyorum dur. Murat. Ne işin var burada senin? Leva'yı almaya geldim. Murat babamlar gelirler şimdi seni görmesinler burada ne olursun git. Gelirlerse gelsinler umurumda değil. Murat Allah'ını seversen git ya ben getireceğim Leva'yı diyorum sana.
Ya söz veriyorum getireceğim. Bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Deva'yı getireceğim dedin ama getirmedin. Artık yasal olarak onu almaya hakkın var. Kim gelirse gelsin. İster baban gelsin, ister bütün sülalen gelsin, umurumda değil. Deva'yı almadan şuradan şuraya gitmiyorum. Canım gel. Gel. Gel bakalım gel. Al. Bir haller var bunlarda. Canan evden çıkmıyor. Çıkınca da hava alacağım deyip ortalıktan kayboluyor. Hele Aslı, bir gitti bir daha yüzünü gören yok. Bak sana söylüyorum, ikisinde de bir hal var. Ne hali olacak Kamil? Aslı harıl harıl ders çalışıyormuş. Canan da bütün gün bebekle yoruluyorlar. Müsaade etti biraz kafalarını dinlesin çocuklar. Murat, yalvarırım sana ne olur git artık. Şimdi gelecek babamlar diyorum ya. Gelirlerse gelsinler, elimde mahkeme emri var. Hiçbir şey yapamazlar. Deva. Ne işin var senin burada? Kızımı almaya geldim. Deva senin kızın değil. Bunu o kafana sok. Deva benim kızım. Sen istesen de istemesen de o bana baba diyecek. Ulan ben şimdi şey... Deva! Baba yapma dur! Ne misin sen be? Baba yapma dur ya. Kızım. Murat Bey sen de çık dışarı bakalım. Kızımı almadan şuradan şuraya gitmem. Bak hala ne diyor? Burası benim özel mülküm. Eğer dışarı çıkmazsan önce beni karşında bulursun. Bu sana son ihtarım Murat Efendi. Ya kızımla torunumun peşini bırakırsın ya da seni doğduğuna pişman ederim. Son sözüm bu demek. Evet bu. Şimdi defol. Urla'dan gelen reçel değil mi bu? Hı, güzel değil mi? Güzel. Hı, ben bakarım. Hem böyle şunu önüne alıyoruz Metin ya. Günaydın. Aa, günaydın Efe'cim. Nasılsın İngi? İyiyim, sen nasılsın? Gel kahvaltı edelim, aç mısın? Yok, siz atıştırın ya. Aslı kalkmadı mı da? Ya kalktı da odadan çıkmıyor dışarı. Gönül demin gitti, gel bir şeyler ye dedi. Hı. Ya biraz üstüne gitmesek de kız böyle yalnız kalıp toparlasa. Ya toparlasın, dinlensin ama öyle aç aç da olmaz ki yani. Bir şeyler yemesi lazım değil mi? Zor. Bir şeyler yapayım ona ki. Ekmek al. Ha ekmeği de ver. Yani nasıl saklarsın böyle bir şey aklım almıyor Canan. Ben sana söylemeye çalıştım baba ama dinlemedin ki beni. Nerede o herif? Oğlum bir dur sakin ol. Gitti çoktan. Nereden öğrenmiş acaba? Nereden öğrenecek? Ben haber verdim canım. Hayda. Nasıl yaparsın bunu Osman Bey? Ne karışıyorsun sen? Niye karışmayacakmışım? Bu onun en birinci hakkı. Canan. De bana ne için geldi o adam buraya? Dava açmış Deva'yı almak için. Aslında almak için değil de da görmek istiyor işte ara sıra. Ben şimdi gösteririm ona. Bir dakika oğlum. Efendim Deniz. Konağın alt tarafındaki parktayım ben. Evet, yalnızım. İyi tamam, bekliyorum ben. Görüşürüz. Kim o? Oda servisi. Günaydın. Sen kahvaltıya inmezsen kahvaltı sana iner. Yok, çıkar. Gelir işte ya. Efe git başından ya.
Tuzlu. Daha bu ne kadar sürecek? Ya bari iki lokma bir şey ye, öleceksin açlıktan. İyi peki yeme. Çıkar mısın şimdi? Yalnız kalmak istiyorum. Kimse görmek istemiyorum şu an. Tamam, çıkıyorum. Zaten bundan sonra istesen de istemesen de bir tek beni göreceksin. Deniz gidiyor kuzu. Amerika'ya. Hem de temelli gidiyormuş. Bir daha dönmeyecekmiş. Yani senin anlayacağın bittik artık kuzu. Paramparça olduk. Aman da aman, dünya güzeli kızım benim, devam benim. Ay, gülüyor musun sen? Abidik kubidik. Deniz sen mi geldin? Benim. Deniz gelmedi mi daha? Gel bak gel, kim var? Misafirimiz var. Bak. Ah, Deva, güzel kızım. Sen mi geldin buraya? Murat, nasıl getirdin Deva'yı? Korkma Leman, sadece 4 saat kalacak bizimle. Daha sonra geri götüreceğim. Yapma Murat. Deva'nın bizimle kalmasını ne kadar istediğimi biliyorsun. Tabii tabii. Tabii tabii. Abidik kubidik. Yeşil gel ki yeşil sen. Yani... Ben aslında arayacaktım seni ama çok üstüne gelmek istemedim. Sen hazır olunca ararsın diye düşünmüştüm zaten. Ben seni buraya başka bir şey için çağırmıştım. Öyle mi? Ben gidiyorum. Bir süre buralarda duramam artık. Uzaklaşmam lazım. Ne zaman döneceksin peki? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum Deniz? Biz ne olacağız? Mine. Biz diye bir şey yok. Bunu kendin söylemiştin, hatırlasana. Aramızda bir şey olmayacak demiştin. Ben hissettiklerimi söylemedim ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.